Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hepimizi Allah'a kul, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eylesin. Hepimiz Ehl-i Beyt'in yolunda giden birer fert olalım inşallah. Bana anlatmak, size de anlamak kudreti ihsan etsin. İlahilerde dikkat ederseniz bülbülün güle aşıklığından bahsedilmekte. Bülbül güle aşık, fakat bülbül gülden haberdar değil. Zikirlerle, fikirlerle kendisinde bu gelişmeyi sağladığı zaman kendisinin aşık olduğunun, kendi varlığının dışında değil, kendisi olduğunu anladığı zaman meğerse siret gül, suret bülbülmüş. Gece demiyor, gündüz demiyor, ayıkıgan ediyor. Ve zikirlerle beraber de kendisindeki olan bu varlığın kendisine ait olmadığını anlıyor. Çünkü suret fani, siret baki. Tevhid tahsilini yapan insanlar da fena mertebelerinde kendisine ait olmadığının idrakına vardıkları zaman dünya faniymiş diyor. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri ne diyor biliyor musunuz? Rahman suresinin 26. ve 27. ayet-i kerimelerinde küllü men aleyhe fan ve yapka veccü rabbike zül celal ve ikram. Her şey yok olacaktır demiyor. Aslında her şey yok diyor. Var, sen insansın, toprağa gideceksin, cemaatata gideceksin. Cemaatata var olacaksın. Nebadat'a geçsin, nebadat'a var olacaksın. Toprakta yok olacaksın, nebadat'ta var olacaksın. Nebadat'ta yok olacaksın, hayvanat'ta var olacaksın. Hayvanat'ta yok olacaksın, insan'da var olacaksın. Bir teşri devresiyle böyle. Bu bir ilim yönüyle böyle denmektedir. Ama Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu reddediyor. Diyor ki her şeyin aslı o. Bu varlıklar onun bu masarlardan açığa çıkma aynalarıdır. Onun için fena fillah demek kişinin varlığının yokluğu demektir. Değil diyor. Yani yok olan bir şey var edilir mi? Elbette var ki onu evvela yok edeceğiz. Ondan sonra var edelim. İşte fena fillah demindeyken bir salik de fena efal, fena sıfat, fena zat yapıyor. Neyi yapıyor? Var mıydı fiili ki yok etsin? Var mıydı ki sıfatlar yok etsin? Var mıydı ki vücudu yok etsin? Yok. Niye yok ediyor? Yok olan yok edilir mi? Yok zaten. Zannını, hayalini, bilincini yok ediyor. Kendisine nispet ettiği o varlıkları yok ettiği zaman kendisinin varlığının olmadığını anlıyor. Anlayınca İşte dünyanın olmadığını, bu sizin dünya dediğiniz alemin ayet alemi olduğunu anlıyor. Çünkü dünya neydi? Dünya gaflet idi. Dünya neydi? Dünya sizi Allah'tan uzaklaştıran her şeydi. Bakın bu alem dünya demiyor. Gaflet ve Allah'tan uzaklaştıran her şey dünya deniyor. Demek ki dünya bizim yarattığımız bir alemmiş. Mevcut olan bir alem değil. Allah'ın mülkünde zerreden küreye kadar Cenab-ı Hakk'ın bütün tecellilerini zevkine sahip olan bu alemde de
her nerede olursa olsun bütün alemlerde de ariz yaşar. Madem Cenab-ı Allah'ın alemi ariz alemidir. Cenab-ı Allah dünyada yaşamaz. Neden? Çünkü oradan görülür ama dünya kime deniyordu? Halka. Halk neydi? Esma ve sıfatlar, şey, esma ve fiillerinizdi. Fiilin de, esmanın da vücudu yok. Peki bunların vücudu kimin? Zat ve sıfatı. Ona ne diyorduk? Halk diyorduk. Demek ki halk, halk aynalarından görünüyor. O görüntülerin vücudu yok. Biz aynaya baktığımız zaman bir görüntümüz var bizim orada. O görüntünün vücudu var mı? Orada yok. Vücut burada. Tabancayı sıktığın zaman orası paramparça oluyor. Ama buraya bir şey olmuyor. Demek ki onun varlığı yok da bir şey olmuyor. Orada varlık yok. Ama biz baktığımız için orada var zannediyoruz. İşte bu aynalarda da var zannediyoruz. Elbuki bu aynalar bir gün bu alemden ayrılıp gidiyor. Ama o baki, demek ona bir şey olmuyor. Hep fani olan şeyler de oluyor. Tecelliler, değişiklikler, renkler. Onun için bizler daha fena fillah olduk ikinci ikilik aleminden birinci aleme başlarsak yaşantıya başladık. Nedir o? Ahiret aleminin başlangıcı makamı cem diye bizlere telkin edilen bir mertebeden itibaren vahdet alemine ayak basarız. Peki, vahdet alemi deyince ne anlıyorsunuz? Ahiret alemi dediğimiz vahdet aleminden başlıyor. Çünkü ahiret alemi ahir, yani suretlerin sonu, bu görüntülerin sonu, ahir, son anlamına gelmez mi? Son alem. Peki, biz neden cem yaptık? Neyin cemini yaptık? Efalinizin, sıfatınızın, zatınızın yokluğu idraki size tecelli ettiği andan itibaren var olan Cenab-ı Allah'ın bu üç tecellisinin mazharını görüyorsunuz. Zahir olarak orada Cenab-ı Hak zahir olarak görülmektedir. Ama siz ikilikten kurtulmadıysanız gördüğünüz Allah değil, yani zahir olarak Allah'ın vahdaniyeti değil, sizin hayalinizde, zannınızda bir Allah uzaklarda, o ise bir varlık, bir yaratık. Halbuki o yaratık yok. Siz anladınız ki fena fillaha kadar, yani makamı ceme kadar fenaya efal, fenaya sıfat, fenaya zat yapmak suretiyle bu varlığınızın olmadığını anladınız. Hala daha bu varlık Ayşe'nin varlığı, Fatma'nın varlığı diyebilir misiniz? Demeniz mümkün müdür? Diyorsanız zaten ikiliktesiniz hala. Demek ki onu zevk etmemişsiniz. Zevk edebilmeniz için şuhut ve rabıtaları kullanmanız lazım diye. Kullanmadınız. Kullanmadığınız için de ilimle meratibi bitirseniz de hiçbir yaşantınızda değişiklik olmaz. Onu da söyleyeyim size. Makam-ı Cem'de Cenab-ı Allah'ın üç tecellisini senin gibi bir mazardan zahir olarak görmenizdir. Çünkü madem senin vücudun yok, vücut kimin olur? Cenab-ı Hakk'ın olur. O zaman senin bu vücut Cenab-ı Hakk'ın vücudu. Bu da onun, o da onun, o da onun, o da onun. Hep bir vahdet. Çokluğun birliğine dinle zaten vahdet. Bu alemdeyken Cenab-ı Allah bu mertebede 5 tane tecellisiyle kendisi ilan etmiş. Onun için bu mertebede kişi, yani bu zevke giren kişi uluiyet mertebesi deriz. Uluiyet mertebesindeki Allah'ın adı Allah'tır. Değil mi? Ya Allah'lık var. Buna Allah denmez. Neden? Çünkü bir var, bir mesela Allah dersen burasından sınırladığın için başkaları Allah'sız kalır. O da küfür olur. Bir mazara Allah denmez. Bütün tecelliler onun tecellisidir ama bir varlığa Allah denmez.
Onun için orada Allah uluhiyet mertebesi var mıdır? Vardır. O mertebenin bir kablosu uluhiyettir. İkinci kablosu feraizdir. Feraiz ne demek? Feraiz demek Allah'ın farzları demektir. Emirleri. Nedir Allah'ın emirleri? Ben zatımı sende ilan ettim diyor. Benim mülkümde benden başkası yok. Bu mülk kimindir? Bu mülk kimindir? Bu ülkede ona cevap verecek kimse yok. Kendi cevap veriyor. Bu mülk vahidül kahrun Allah'ındır. Demek ki Allah'tan sonra feraiz başladı. Yani emirlerin de burada tecellisini gösterdi. Sonra bu mertebe aynı zamanda ruh mertebesi, ruhullah dendi. O ne demek? Yani ruh enerji. Ruh hayat. Türkçe'de karşılığında. Peki parçalanma kabul etmeyen senin hayatını ve enerjini bu masardan gösterenmiş. Dışarı gitmeyin. Şimdi topladın. Hayaldeki, zandaki olan Allah'ı kendi vücudurken de, uluhiyetini de, feraizini de, ruhunu da görmek istiyorsan bunların zevkine ermen lazım. Yoksa kendini göremezsin. Ruhullah dendi. Ruh ise nedir? İsra suresinin 85. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah diyor ki sana ruhtan sorarlar. De ki Rabbim bir emridir. Neymiş Rabbim emri? Ben Rabbim bana ne dedi? Bu fiiller senin değil. Bu sıfatlar senin değil. Bu vücut senin değil dedi. Gördün mü? Demek ki ruh da insan vücudunda Cenab-ı Allah'ın zatının sıfatından, sıfatında fiillerle açığa çıkışının idrakından ibaretmiş. Ama burada güç onun olduğu için, diğerlerinin sıfatının, esmanın ve fiilin vücudu olmadığı için zatınız deriz kişiye. Zat haliniz deriz. Böylece ruh kendisini hangi istat ve kabiliyete sahipse orada kendisini gösteriyor. Cemadat da tecelli ettiği zaman ona biz cemadat-ı ruh diyoruz. Neden? Oranın istatı cemadat da onun için. Nebadat da tecelli ettiği zaman nebadat-ı ruh diyoruz. Oranın istatı öyle olduğu için ona nebadat-ı ruh diyoruz. Hayvanat da tecelli ettiği zaman hayvanat-ı ruh diyoruz. İnsan da tecelli ettiği zaman insanat-ı ruh diyoruz. Ama beşinci ruh olan Adem ruhu ise yerlerine farklı. O ne? Hicr suresinin 29. ayet-i kerimesinde فَاِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَتْتُ فِي مِنْ رُوْهِ. Yani Ademoğlunu en güzel bir biçimde yarattıktan sonra özel bir mürşit mazarından Rabbimiz bize ruh üfürü demek. Kişi üfürmüyor. Mürşit mazarından Rabbin üfürüyor sana. Onun için bu ruh üfürdüğü zaman sendeki dirilmesiyle artık Rabbinizin sizde mevcudiyetini görmüş oluyorsunuz. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbehu. Nefsini bilen Rabbini bildi. Allah'ı bildi demiyor. Rabbini bildi. Demek ki benim efalim, sıfatım, zatımın olmadığını anladığım andan itibaren bendeki olan varlığın Rabb'ın varlığı olduğunu anladım. Rab nedir? Rab bana ait olursa Rabbul Has'tır. Ama bütün varlıklardaki olan irşat ve terbiye ediciliğiyle, hayatıyla, uluhiyetiyle, feraiziyle, ruhullahıyla, vahdaniyetiyle hep tecelli ederse o zaman o Allah olur. Genel, ummi, Rabbul Alemin olur yani. Ama bir kişi de olursa Rabbul Az olur. Onun için Kaf suresinin 16. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah ne diyor? Diyor ki ben kuluma şah damarından daha yakınım. Bak Rabbul Az yönüyle yakın. Seni senden sevk ediyor. Beni benden sevk ediyor. Benim istadım ne kadarsa benden öyle sevk ediyor. Senin istadında ne varsa sende de öyle sevk ediyor seni. Anlatabildik mi? Onun için bu mertebeye vahdet alemi de dendi. Vahdaniyet yönüyle teknik. Yani ister kendi vücudurkenden, tırnağından, saçlarına kadar bütün alemlerin hayatı, alemlerin uluhiyeti, feraizi, ruhullahı deyin. İsterse alemlerdeki olan bu
bütün alemlerin diriliğinden bahsedin veya ruhun ruhundan bahsedin, aynı şey. Birisi Adem'deki hali, birisi de alemdeki hali. Alemdeki görenleri aleme. Ama her alemi görmen mümkün değil. Ama en yakın, sana senden yakın olan bu alem. Bunu da siz kendi vücut ülkenizi zevk edersiniz. Hasılı buraya aynı zamanda beşinci mertebe olarak da fenai nefis dendi. Yani oraya kadar nefsin iki, nefis ne? Nefis Allah ayrı, kul ayrı. Kendisine ayrı bir varlık vermedi. Kendisine ayrı bir varlık verdiği için ikilikteki olanlara fenai nefis yapmak lazım. İkilikteki halimizden ne yaptık? Fena ettik. Neyi fena ettik? Allah'ın efali vardı, bizim de vardı. Allah'ın sıfatı vardı, bizim de sıfatımız vardı. Allah'ın vücudu vardı, bizim de vücudumuz vardı. Onun için fenai efal, fenai sıfat, fenai zat yaptık. Bakın, cem zevkini böylece elde edeceksiniz. Cem zevkini böyle elde edilir. Cem demek, sendeki efalin, sıfatın, zatın sizin olmadığını, sizdeki olan o üç halin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunun bilincini bir teknik gücüyle görüyorsunuz şimdi. Yaşantınıza bakıyorsunuz. Burada siz nasıl zahirseniz, sizde hak da zahir. Çünkü hak mevcuttan görünendir. Derler ya Allah görünmez. Allah mevcuttan görünendir. Bilinmez. Görünür. Sıfatta ise görünmez bilinir. Tefekkür edin. Bunu göreceksiniz. Herkesin bildiği gibi. Ha, gözümden görüyor. Onu görüyor. Sıfat görülüyor. Sıfatı görmüyorsan o gözü görüyor. Göz penceresini görüyorsun sen. Kulak penceresini görüyorsun. Yoksa gözden göreni görmüş değilsin. Hasılı böylece bir Cenab-ı Allah'ın ahiret hayatını ayağınızı bastıktan sonra bütün varlıklardaki tecelli Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, bendeki Cenab-ı Hakk'ın tecellisi, benim varlığım yokmuş, bendeki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığımış diyorsun ya, çünkü sen nefsini tanıdın, Rabbinin olduğunu anladın. Hala daha kendine nispet ediyorsan demek Rabbini daha tanımamışsın. Tanımamışsın. Rabbini tanıdın. Şimdi ise bu cem dediğimiz o üçün ceminin idrakı sizde tek olarak suratını gösterdi. Tek gösterdi ama sizin gözünüz var, kulağınız var, diliniz var, ayağınız var, eliniz var, kalbinizdeki olan düşünceleriniz var. İşiniz var, gücünüz var. İşte hadis-i şerifteki men arefe rabbehu fakat arefe nefsehu. Rabbim bendeyse, benim vücut ülkemde beni bende sevk ve idare ediyorsa, bana şah damarından yakınsa, o zaman benim gözümden nasıl bakıyor? Benim kulağımdan nasıl duyuyor? Benim dilimden nasıl konuşuyor? Gönlümden niyeti nedir? Karşıdaki varlıklardaki, aynalardaki Cenab-ı Hakk'ın güzelliğini, Cenab-ı Hakk'ın bu tecellilerini görüyor, ona göre mi ona muamele ediyor? Ona göre onu seviyor mu? Ona göre yaklaşıyor mu? Ona göre ona yardımcı olabiliyor mu? Yoksa o ayrı, ben ayrı olarak mı yapıyor? O ayrı, ben ayrıysam, ben benim, o başka ise bu ikiliktir ki bu mertebeye ayak basmış sayılamaz bu insan. İlimle basmış, hiç önemi yok. Biraz evvel söyledim. Meratibin başından sonuna kadar bir kişi meratibin yekününü su gibi bilse, yaşama geçmemişse, şuudunda, zevkinde bu haller yoksa olmaz. Çünkü meratib-i ilahiyin başından sonuna kadar rabıta vardır. Bir zikirde rabıta yoktur. Zikrin manası yalnız la ilahe illallah'tır. Manasıdır, rabıtası değildir. Zikirde rabıta olarak bazı ekollerde gördüm. Bunun rabıtası la ilahe illallah yapacaksınız diyenler gördüm. Hayır. Onun manasıdır o.
La ilahe ilah yok, illa Allah'ındır. Zikirden kasıt da üç defa Allah, Allah, Allah dersen benim efalim, sıfatım, zatım yok. Bendeki tecelli, hakkın tecellisi anlamına gelmiyor mu aynı şey? Ya bu idrakı var, idrak böyledir ama rabıta değildir bu. Rabıta düşünmektir, rabıta hissiyle onu yaşamaktır. Onun için bu mertebeden sonra artık men arafe rabbehu fakat arafe nefsehu. Nefsimden nasıl tecelli ediyorum kontrolünü yapmaya başladım. Bakın birincisinde hiç tekliğinin ilanı vardı, tenzihti. Bu ülkede bu mülk kimindir dese cevap veren yok. İkinci bir varlık yok çünkü. Bu ülkede küllü menale yapan bu varlık yok, bu varlığı yok bunun. Veci Rabbüke zülcelal ve ikram. Allah'ın düşesinden başka bir şey göremezsiniz orada. Dikkat ederseniz ayetler de bize bu tevhidi çok güzel bir biçimde anlatmış. Ama biz tabii bunları bu yere koyup da bu pencereden bakmaya alışmamışız. Veya bize bunları anlatmamışlar bugüne kadar. Şimdi anlatıyoruz. Ondan sonra sizin sıfatlar aleminize intikal ettiğiniz zaman o enerjinin, o hayatın birliği gözünüzden de tecelli etse, kulağınızdan tecelli etse, dilinizden tecelli etse, gönlünüzden tecelli etse, elinizden, ayağınızdan tecelli etse, tecelli eden bir. Ama gözün görevi ayrı, kulağın görevi ayrı, dilin görevi ayrı ve diğer azalarınızdaki de. Herkesin istadı neyse o şekilde tecelli ettiği gibi insan vücudunda, afatta da peygamberlik, mürselse mürsel, nebiyse nebi, resulse resul, onun istadına göre oradaki o görevi vermiş Allah, onda o görev yapıyor. İnsanı kamil, pir, mürşit, hak dostları, evliyalar, onların istatları nelerse onlarda da o şekilde tecelli ediyor. Bak onların hepsi var. Mümin var, Müslüman var, şeytan da var. Bir insanın istatında şeytanlık varsa ondan da tecelli şeytan olacaktır elbette. İşte bir insan bu tevhid tahsilinde bu deme geleseye kadar Rabbini tanıdı ve Rabbini terbiye etmişse artık onda bakışında, duyuşunda, konuşmasında, düşüncelerinde gayret olmaz. Gayret varsa o ikilikteki olandır. Bu aşağılarda Bakara suresinde geçiyor. Musa aleyhisselamın ümmetine Cenab-ı Allah bıldırcın etiyle kudret helvasını lütfetmiş. Bir gün yemişler, iki gün yemişler, üç gün unutmuşlar. Demişler ki biz pırasa yemek istiyoruz. Lahanayı turşusu yemek istiyoruz. Mercimek yemeği, nohut yemeği, kuru fasulye yemek istiyoruz. Bunları çeşitli yemek yapalım, yiyelim. Yok mu burada? Hayır, burada onlar olmaz. Siz aşağı şehre ineceksiniz demiş. Ayet-i Kerime'de diyor. Aşağı şehre iniyorlar. Maalesef onlar da helak olanlardan oluyor. Neden? Çünkü gayret alemine intikal eden kişinin hakikatte helakı vardır. Yoksa ölmüşler falan değil. Yaşantıları hak ve hakikatten yoksun olarak yaşantılara devam ediyorlar. Kudret elvası ile bıldırcın eti. Dikkat ederseniz kudret elvası ve bıldırcın eti birisi tat, lezzet, birisi de gıda. Yani birisi zat, birisi sıfat. Birisi hakikat, birisi şeriat. Bunun ikisini birden layıkıyla yaşayan insanlar huzuru, mutluluğu bulurlar. Ama bundan zevk alamıyorlarsa şeriat neymiş ya? Yat, kalk, namaz yok. Namaz, bütçe yok, bitmiş yok. Ne namaz kılalım? Namaz bedene ait. Beden de topraktan geldiği için toprağa gidiyor. Onun için namaz kılmaya lüzum yok. Biz gönlümüzde namazı kılıyoruz diyorlar. Halbuki Cenab-ı Allah zatından sıfatına, sıfatından da esma alarak fiilleriyle açığa çıkandır. Burada bir eksiklik var mı? Yok. Peki sen namaz kıldığın zaman namazı sen mi kılıyorsun? Hayır. İnna Allahi ve melâkete yusallûne alennebî.
Allah ve melekleri bak Muhammed'e namaz kılıyorlar. O zaman Allah akıldır, senden Allah namaz kılsın. Kılıyor benden, gönlümde, fiilde. Yok, Allah eksik mi? Eksik değil. Peki sen de bak, fiil ve esma eksikliği var. Allah'a eksikliği hissediyorsun. Diyorsun. Sen de tecelli ettiremiyorsan, o namazdaki olan tecelli, zatın tecellisini, fiillerini açığa çıkaramıyorsan, bu Allah'a eksikliği isnat etmek demek değil midir? Madem bu alemde sen yeryüzünün halifesisin, Allah sende, Muhammed sende açığa çıkmış, kulluk da sende açığa çıkmış, hem Allah'ın hakkı ver, Allah'ın hakkını ver, hem Muhammed'in hakkını ver, hem de kulluğun hakkını ver. İlimle Allah'ın hakkını veriyorsun.